Şimdi kemiklerimizi yıkıyoruz. Ben kaç ağız yıkadım zaten. Tekrar yıkayacağım. Düğün yemeği yapıyoruz. Evet, bu yemeği mutlaka bu. Kesinlikle. O hiç yani tereddütsüz. Bu her düğünde yapılan bir yemek bu. Şurayı da göster. Burayı da göster. Tamam. 5-6 defa yıkıyorum. Yeter hadi. Şimdi bunları alıp tencereye. Şimdi tenceremizi böyle soğuyoruz. Tenceremizin her tarafını soğadık. Şimdi ne yapıyoruz? Buraları kapatıyoruz. Niye bu kalın soğuyum? Tencere şey olmasın diye, yanmasın diye. Ön taraf. Onun için. Tamam, bu kadar yeter. Şimdi tenceremizi yerleştirdik. Bunu ilave ediyorum. Esselamu aleyküm sayın takipçilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerinde olsun inşallah. Bugün sizlere yine de gerçekten hani hep diyeceksiniz ki tarihi. Aslında ben de tarih bir insanım. Evet. Çünkü hep atalarımızın yaptıklarını ben de paylaşıyorum. Bu tarifler yok olmama adına. Bu şu bugünkü benim yapacağım tarif gerçekten atalarımıza dayanıyor. Mutlaka her düğünde kesinlikle olmazsa olmazı. Mutlaka bu yapılır, bu tarif. Ve çok değerli bir tarif. Buyurun hep beraber yapma aşamasına geçelim. Şimdi burada büyük odunlar da gelmesi lazım. Bunun altını yaktık mı o pişti sayılır yani, anladın mı? Kendi kendine burada pişecek. Önce çalı yak koyarsa daha çabuk yanıyor. Şimdi ne yapıyorum? Burada benim çakmağım var. Bir de burada. Önce kağıdı yakıyoruz. Niye altına? Aslında arasına mı altına? Altına üstünü yakacak bu. Onun için altına kız. Kapağını kapatıyorum. Güzel pişirme yöntemi. Bu diyebilirim size. Herkes köye taşınsın. Gerçekten en büyük özgürlük köy. Şimdi bir bakalım kemiklerimize. Bir saat oldu mu? Bir saate yakın. Şöyle. Şöyle aktaralım. Tuz koymadım. Tuzu en soğuk ekleyeceğim. Çünkü etimizi, kemiklerimizin pişmesini geciktiriyor. O yüzden en son. Şimdi etlerimiz, kemiklerimiz pişmeye yakın. Az kalmış bir şeydi. Evet, pişmek üzere. Bak. Şöyle etler ayrılıyor. Birazdan tuzumu koyacağım inşallah. Şimdi sayın takipçilerim, kemiklerimiz yani etlerimiz pişmek üzere. Ben böyle şöyle 2 tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Pişti, pişecek. 5 dakika sonra ocaktan alacağım bunları. Şöyle kapağını kapatıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Şimdi
ocaktan aldım. Bu şekilde kapağını açıyorum. Ay. Ve kemikli etlerimizi tepsiye alıyorum böyle. Tam istediğim gibi pişmiş. Ben bu etinin suyunu süzeceğim. İçinde kemik olabilir. O yüzden süzdüm. Şimdi say takipçilerim burada. 3 su bardağı. Şöyle şu eldivenleri atıyorum. İstemiyorum eldivenleri. 3 su bardağı dövme buğdayım var. Bunları güzelce yıkayacağım. Sonra sizlere geri döneceğim. Ta ki suyu berrak olana kadar, duru olana kadar yıkayacağım. Şimdi sayat tavşanı buğdayımı böyle yıkadım. Şimdi tencereye buğdayımı ilave ediyorum. Dövme buğdayımızı. Bunu niye dövme buğday diyorlar? Eskiden dövülerek kabuğunu soyarlardı. Şimdi burada 1,5 bardak haşlanmış nohudum. Şimdi say takipçilerim bunu alıp bu şekilde koyacaklarımı şimdi koyacağım. Şimdi böyle ocakta ısınsın. Ben devamını getireceğim zaten bunu. Kapağını kapatıyorum. Say takipçilerim pişirdiğimiz kemikli eti kemiğinden ayırıyorum böyle. Şöyle. Bunları ben hepsini kemiğinden ayıracağım. Sizlere geri döneceğim. Görüşürüz inşallah. Ayıkladığımız, kemiğinden ayırdığımız etleri ilave ediyorum. Eklemesi yapıyorum böyle. Çünkü suyu çok azdı. Sadece kemiğin suyunu koyduk ya, etin suyunu. Tekrar ısıtacağım, tekrar koyacağım. Şimdi içerisine bir tatlı kaşığı pul biber, bir çay kaşığı dolusu da karabiber, bir de bir çay kaşığı tuz. Bu şekilde güzelce ovacağım. Yumuşatmaya çalışacağım böyle, daha baharatıyla daha lezzetli olması için. Şimdi ne yaptık? Şimdi baharatıyla ovduğumuz soğanları içerisine, burada 4 tane orta boy soğan ilave ettim. Dövmemiz kaynıyor. Kapağını kapatıyorum, pişmeye bırakıyorum. Sayın takipçilerim, maalesef bir elektrik yok. Yapacak bir şey yok. Şöyle artık ateşi altına fazla yakmıyorum. Dibi tutmasın diye. Şöyle alttan şöyle vuruyorum kaşığı. Pişecek. Şimdi yağını yapacağız bunu. Şimdi sayın takipçilerim maalesef elektrik olmadığı için bizim burada yaklaştır onu. Biz tereyağımızı burada dışarıda ocağa, Allah'tan da tüpümüz var. Yoksa ne yaparız? Burada tereyağımızı erittik. Suyu çekti. Şimdi altını kapatıyorum. Bu hazır. Şimdi getir yaklaş oğlum. Şimdi sayın takipçilerim dövmemiz, yani herisemiz, herise diyoruz değil mi burada? Herisemiz pişti. Şimdi bu tam kıvamına geldi. Şimdi ocaktan alıyorum. Şimdi sayın takipçilerim ocaktan alıyorum. Şöyle. Şimdi herisemizi döveceğiz. Böyle bir adet dövme ezeceğimiz var. Böyle bu şekilde bunu. Bu şekilde ezeceğiz. Bunun özelliği adı üstünde dövme. Döverek böyle özleştireceğiz bunu. Şimdi kime bunu ben devredeceğim? Adnan Bey'e. Buyurun. Sen çok sürü olmuş. Yok yok, iyi iyi, haydi güzel.
Şimdi bunu böyle döve döve özleştireceğiz. Aslında kıvamı bu olması gerekiyor. Katı olursa güzel olmuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu dövene kadar 2-3 kişi devralır böyle. Bir yemek kaşığı biber salçası ve buraya 2-3 kaşık tereyağı koyuyorum. Hatta 5 kaşık koyacağım. Böyle salçamızı burada kavurup öyle koyacağım. Şöyle bir tatlı kaşığı kimyon. Tamam, altını kapatmıyorum ve şimdi bunu karısının üzerine boşaltıyorum böyle ve dövmeye devam ediyoruz. Eskiden böyle yeniliyordu değil mi abi, beyaz? Aslında beyaz da tadı daha başka yine. Yine beyaz oldu. Yok yok, şimdi düzelir. Yeter, biz üstüne şey isteyen pul biber koyacak. Acı isteyen. Yap. Karısımız pişti. Çünkü benim Hataylı hemşehrilerim dövme dediğim zaman kızıyorlar bana. Niye herisi demiyorsun diye. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Tabağımızı alıyoruz bu şekilde kıvamı. Şöyle. Şimdi tabağımızı alıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Burada tereyağımızdan bol. Kesinlikle bol koyuyoruz. Buyurun sayın takipçilerim. Herisi dediğimiz bu. Mutlaka bütün düğünlerde bu yapılır. Ve atalarımızın zamanından her düğünde mutlaka yapılır. En güzel yemek bu diyebilirim size. Vitamin deposu. Vitamin deposu. Yani her şey en iyisinin en iyisi. Yiyenlere afiyet olsun. Hakkınızı helal edin. Bir de hakkınızı helal edin. Elektrikler kesilmiş. Ancak bu şekilde video çekebildik. Beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim ziline basmayı unutmayın. Hepinizden Allah razı olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Maşallah. Tam istediğimiz kıvam bu. Evet. Bir de yanında salatamız var.